Merhaba arkadaşlar, acil yayınları polinom testi 3 ile karşınızdayız. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Haydi başlayalım. Px x kare artı 4x eksi 6 polinomu verilmiş. Buna göre Px polinomunun 3x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Ne yapıyoruz önce? Verilen ifademizi sıfıra eşleyip Px polinomunda değeri yerine yazıyoruz. 3x eksi 6'yı sıfıra eşledim. 3x'im değer olarak 6 olduğunda her tarafı 3'e böldüm. X gördüğüm değer neymiş? 2'ymiş. O zaman Px polinomunda X gördüğüm yere neyi yazacağım? Ben 2'yi yazacağım. Yani benden istenen nedir? P2 değeridir. Yazdım gitti. 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 eksi 6 değerim geldi. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2 8 eksi 6. Buradan 12 eksi 6'dan işlemimizin sonucu 6 olarak C şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum. Devam ediyorum ikinci soruyla. Yine x eksi 3'ü ne yaptım? 0'a işledim. X eksi 3'ü 0'a işlediğimizde x değerimiz ne geldi? 3 geldi. Direkt 3'ü şurada ne yaptım? Yerine yazdım. P 3 eksi 1'den esasen bizden istenen değer nedir? P2'dir. Peki ifademizin P2 olması için x artı 1'i ne yaptım? 2 eşitledim. Yani x gördüğüm yere polinomda her yerde neyi yazacağım? 1'i yazacağım. Yazdım 1'i. P 1 artı 1. 1'i yazdım. 1'in karesi eksi 3 artı ne geldi? 1. Buradan bizden istenen P2 değeri 2 eksi 3'ten eksi 1 olarak ne yaptı? C şıkkında karşımıza çıktı diyoruz. Üçüncü örneğimize geliyorum. Yine polinomun çarpanlarından biri x artı 2'dir. O zaman çarpanlarından biri ise bu ifade polinomu tam böler veya bölündüğünde ne kalanını verir bize? Sıfır kalanını verir. O zaman x artı 2'yi ne yaptım? Direkt sıfıra işledim. X ne geldi? Eksi 2. Yani bizdeki P eksi 2 değerimiz ne eşitmiş? Sıfır eşitmiş. O zaman Px polinomunda X gördüğüm yere eksi 2'yi yazacağım. Değer ne eşit olacak? Sıfıra. Hemen yazıyorum. P eksi 2 diyorum. Eksi 2'yi yazdım. 2 eksi M çarpı eksi 2'nin neyi? Karesi. Artı 4 çarpı eksi 2. Eksi 2 olarak yazdım. Buradan eksi 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi m ile çarptım. Eksi 4m. Eksi 8. Eksi 2. Değer olarak ne eşit oldu? 0'a. Artı 8 ile eksi 8 götürdü. Eksi 4m'i sağa aldım. Eksi 2 değer olarak 4m ise her tarafını yaptım. M'in katsayısı olan 4'e böldüm. M değerim buradan eksi 2 bölü 4 veya sadeleştirirseniz eksi 1 bölü 2 olarak E şıkkında ne yapar? Karşımıza çıkar diyoruz. Geldim dördüncü örneğimize. Px ve Qx polinomlarının x eksi 1 ile bölümünden. Bakın aynı sayıya bölünmüş. O zaman x eksi 1'i 0 işledim. X gördüğüm yere neyi yazacağım? Px ve Qx değerlerinde 1'i yazacağım. O zaman P1 diyorum sırasıyla demiş. O zaman P1 değer olarak eksi 3 sıralamada önde. Q1 de değer olarak neymiş? 3'müş. İkinci sırada yaz. Polinomun x eksi 1 ile tam bölünmektedir. O zaman x eksi 1'i yine 0 işlediğimizde x gördüğümüz yere 1'i yazdığımızda polinomun kalanı ne olacakmış? 0 olacakmış. Bak şimdi onu da ayrı bir kalemle yazalım. Hemen yazıyorum. Direkt 3 tane x gördüğüm yere 1'i yazdım. P1 artı m çarpı x gördüğüm yere 1'i yazdım. Q1 değer olarak neye eşitmiş? 0'a. Direkt P1'i ve Q1'i değer olarak biliyorum. Hemen yazalım. P1 gördüğüm yere eksi 3'ü yazdım. 3 çarpı eksi 3 artı M çarpı Q1'im de 3'tü. Değerim neye eşitmiş? 0'a. Buradan eksi 9 sağa aldım. Artı 9. 3 tane M değer olarak 9 ise her tarafı 3'e böldüğümüzde M değerimiz ne olarak? 3 olarak B şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyoruz. Evet devam ediyorum. Px ve Qx polinomları x artı 1 ile bölündüğünde yine sırasıyla eksi 4 ve 6 kalanlarını veriyormuş. O zaman yine x artı 1'imi 0'a işledim. X gördüğüm yere polinomda eksi 1'i yazdım. O zaman P eksi 1 sırasıyla dediği için eksi 4 ve yine Q eksi 1 değer olarak neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş dedim. Polinomu şu ifadeyi vermiş. X artı 1 ile bölümünden kalan yine x artı 1'i 0'a işledim. X'im ne geldi? Eksi 1 olarak geldi. Yani ifadede x gördüğüm yere eksi 1'i yazıyorum. Eksi parantezinde eksi 1 bölü 3 tane Q eksi 1 artı 5 tane P
P-1 polinomunun bizden neyini istiyor? Değerini istiyor. Q-1'i bakın 6 olarak vermiş. Hemen değeri yerine yazalım. Eksi ile eksinin çarpımından artı 1 bölü 3 çarpı Q-1 6 artı 5 tane P-1'i ne vermiş? Eksi 4. Eksi 4 olarak yazdım. Buradan toparlıyorum. 6 ile 3'ü böldüm. Artı 2. 5 ile eksi 4'ü çarptım. Ne geldi? Eksi 20. 2'den eksi 20'yi çıkarırsak değer eksi 18 olarak ne yapar? A şıkkında karşımıza çıkar diyorum 5. sorumuzda. Evet 6. soruya geldim. İfadeleri verilmiş, eşitlikleri verilmiş. Buna göre diyor Px polinomu aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünür? Şimdi ifade olarak baktığımızda direkt P5 ile P7'yi sanki ben yok edebilirim. Ortadaki satırı ne ile çarpayım? Eksi ile çarpayım. Bakın P1 artı P7 değer olarak neymiş? 7. Eksi P7, eksi P5, affedersiniz. Eksi P5 değer olarak eksi 15 geldi. Ve yine P1 ile P5'in toplamı da değer olarak neymiş? 8'miş. Topladım ifadeleri. Bakın P7'lerim gitti. P5'lerim gitti. Buradan 2 tane P1 değer olarak 0 eşitsi. O zaman P1 değer olarak nedir? 0'dır. Direkt ifade olarak o zaman x 1 değerini verdiğinde 0 eşit oluyormuş. Sola aldım. O zaman x eksi 1 0'dır. Yani çarpan olarak kesinlikle x eksi 1 çarpanı vardır diyorum. İfade olarak şuradaki ifade ile buradaki ifadeyi tam bölünüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Fakat ifade olarak şuradaki x artı 1 çarpanındaki eksi 1 değeri için herhangi bir yorumlama yapılamaz. Kesinlikle demiş. Kesinlik direkt p eksi 1 değerinde kesinlik yoktur. Dolayısıyla E şıkkı kesinlikle değildir. Cevabımız nerede olacak? C şıkkında olacak. Yani x artı 1 çarpan olarak şuradaki verilen ifadelerde herhangi bir şey verilmediği için x artı 1'i 0 eşitleyip x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda polinomun hangi kalan olacağını ne yapamayız? Bilemeyiz. Dolayısıyla kesinlik yoktur. Dolayısıyla cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyeceğiz. Geldim 7. sorumuza. Px polinomunun 7x kare artı 4x eksi 3 ile bölümünden kalan 3x eksi 1'dir. P eksi 1 niteleyelim o zaman. Px diyorum. 1 ne olsun? Rx bölümü olsun. Ve bu ifadeyi 7x kare artı 4x eksi 3 ile bölsün. Ve ifadede direkt kalan olarak 3x eksi 1'i versin. Buna göre diyor. İfade verilmiş. Px'e göre bir ifade verilmiş. Bu ifadenin diyor x eksi 1 ile bölümünden kalan yani bize ifade olarak neyi soruyor? Şunu soruyor. X eksi 1'i 0 eşitledim. X gördüğüm yere neyi yazdım? 1'i yazdım. Direkt değer olarak o zaman Q'da 1 yazarsam bize sorulan nedir? Q1'dir. Şimdi şurada ifade olarak Qx artı 2 verilmiş. X artı 2'yi değer olarak kime eşitliyorum? 1'e eşitliyorum. Dolayısıyla her tarafta x gördüğüm yere ben neyi yazacağım? Eksi 1'i yazacağım. Kimi elde etmek için? Q1 elde etmek için. Şu polinomda şu değerde direkt x gördüğüm yere eksi 1'i yazdım. P eksi 1 dedim. Bölü Q bakın. Direkt eksi 1 ile 2'yi topladım. Q1 elde ettim. Zaten bize sorulan ifade. Direkt P eksi 1. X gördüğüm yere neyi yazdım? Direkt eksi 1'i yazdım. Eksi 1'i yazdığımızda 3 çarpı eksi 1'in karesi. Eksi 2 çarpı eksi 1. Eksi ne geldi? 1. Şurası 3. 2 daha 5. 1'i çıkarttım. 4. Yani esasen P eksi 1 bölü Q1 değerim. Kime eşitmiş? 4'e. Peki bizde esasen neyi bulabiliriz? Direkt P eksi 1 değerini bulabiliriz. Hemen bulalım beraber P eksi 1 değerimizi. P eksi 1'e baktım. Şurada X gördüğüm yere neyi yazacağım? Eksi 1'i yazacağım. Yazdım eksi 1'i. P eksi 1 dedim. Direkt değer olarak ifadedeki neymiş? Kalan 3x eksi 1'miş. Hemen P eksi 1 diyorum. Şurada değeri yerine yazdığımızda 7 eksi 4 3 eksi 3'ten 0. Şu ifadeyi sıfırladı. Direkt şurada eksi 3 ile 1'i çarptım. 3 ile eksi 1'i çarptım. Eksine geldi 1. O zaman P eksi 1 buradan eksi 3 eksi 1 daha ne geldi? Eksi 4. Artık sorunun cevabına ulaşabiliriz. P eksi 1'imiz neymiş? Şuradaki değer eksi 4'müş. Hemen değeri yerine yazıyorum.
Eksi 4 bölü Q1 değer olarak kime eşitmiş? 4'e. İçler dışlar çarpımı yaptım. Eksi 4 direkt 4 tane ne oldu? Q1 oldu. Her tarafı 4'e bölersek Q1'imiz ne eşit olacak? Eksi 1 eşit olacak. Cevabımız nerede? D şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyoruz. Evet, güzel bir soruymuş. Devam ediyorum. 8. örneğimize geldim. Ne diyor 8. örnekte? Beraber bakalım. Px polinomu x kare artı 2x artı 3'müş. P eksi x eksi p x eksi 1 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Hemen ne yapıyorum? X artı 1'i 0'a eşitledim. X gördüğüm yere her yerde neyi yazacağım? Eksi 1'i yazdım, eksi 1'i istenen ifadede. P eksi x diyor. Eksi ne yazdım? Eksi 1. Eksi p diyor. X gördüğüm yere neyi yazdım? Direkt eksi 1'i yazdım. Eksi 1 eksi 1. Kapattım ifademi ve parantezi de kapattım. Yani bizden istenen ifade esasen p 1 eksi p eksi 2 ifadesi istenmiş. Şimdi bak, p eksi 2 ifadesini yukarıda ne yapalım? Değer olarak bulalım. Hemen p eksi 2 diyorum. X gördüğüm yere neyi yazacağım? Şurada eksi 2 yazacağım. Yazdım. Eksi 2'nin neyi? Karesi. Eksi 2 çarpı 2 artı ne geldi? 3. Buradan 4 eksi 4'ten 0 artı 3'ten p eksi 2'yi ben ne olarak? 3 olarak buldum. Bakın, yazıyorum yerine. P diyorum 1 eksi. Şurası p eksi 2 idi. P eksi 2'yi ben ne buldum? 3 buldum. 1 eksi 3'ten yine ne geldi? P eksi 2 geldi. O da değer olarak zaten nedir? 3'tür. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyeceğiz. 9. örneğime geldim. Px artı 2 x kare eksi x eksi 4 polinomu verilmiş. Bu polinomun x eksi 1 px eksi 1 polinomunun x eksem ile bölümünden kalan neymiş? Eksi 2'ymiş. O zaman hemen x eksemi 0'a eşitledim. Direkt x gördüğüm yere neyi yazdım? M'i yazdım. Peki m'i yazdığımızda şurada o zaman p x gördüğüm yere m'i yazdım. M eksi 1 kalanım neymiş? Eksi 2. O zaman p m eksi 1 bulacağım. Değer olarak ne eşit diyeceğim? Eksi 2. Bakın, şu ifade kime eşit olacakmış? M eksi 1 eşit olacakmış. O zaman x artı 2 değer olarak m eksi 1 ise 2'yi sağ aldım. X gördüğüm yere her yerde m eksi 3'ü yazarsam bizim iş olacak. Ve değeri de kime eşit diyeceğim? Eksi 2 eşit diyeceğim. Bak, yazıyorum. P diyorum direkt m eksi 3 artı ne geldi? 2 eşittir dedim. X gördüğüm yere m eksi 3'ü yazdım. M eksi 3'ün karesi eksi. X gördüğüm yere m eksi 3'ü yazdım. Eksi 4. Değer olarak neye eşitmiş? Eksi 2 eşitmiş. İfademizi eksi 2 eşitledim. Şimdi ifademi toparlıyorum artık. Şurada bizden istenen değer p m eksi 1 oldu. İfademi neye eşitledim? Eksi 2 eşitledim. Bakın, ifadeyi bulduktan sonra artık ne yapıyorum? Şuradaki değerleri toparlıyorum. M eksi 3'ün karesi, birincinin karesi m kare, eksi birinci ile ikincinin çarpımı eksi 6m artı ikincinin karesi 9. Eksiyi içeriye dağıttım. Eksi m artı 3 geldi. Eksi 4, eksi 2'yi de sağ tarafa artı 2 olarak aldım. İfadem ne eşit oldu? 0'a. Toparlıyorum artık. M kare, eksi 6m, eksi m daha, eksi 7m. 9 ile 3'ü topladım. 12, 4'ü çıkarttım. 8, üzerine 2'yi ekledim. Artı 10. Değer olarak ne geldi arkadaşlar? Direkt 0'a eşit oldu. Buna göre diyor, m'in alacağı değerlerin toplamını soruyor. Bakın, isterseniz köklerini bulursunuz. Eksi 5'e eksi 2 dersiniz. Sonra 5'e 2 çıkar m. Buradan da 5 artı 2'den 7'yi bulursunuz. Ben daha da değişik bir yöntem deneyeceğim. Direkt m'in alacağı değerler toplamı dediği için kökler toplamını yazacağım. Kökler toplamım neydi? Eksi b bölü a'ydı. Şurada b'miz eksi 7'dir. Eksi parantezinde eksi 7 a değerinde 1 olduğundan 7 bölü 1'den ifadenin değeri kime eşit çıkacaktır? 7'ye eşit çıkacaktır diyorum 9. sorumuzda. 10. örneğimize geldim. Ne diyor 10. örnekte? İfadesinin eşitliği veriyor. Px artı 2'nin x eksi 3 ile bölümünden kalan 6'ymış. O zaman direkt x eksi 3'ü ne yaptım? 0'a eşitledim. X gördüğüm yere 3'ü yazdım. Şurada. Direkt p 3 artı 2 değer olarak 6 ise P5'i ben ne buldum? 6 olarak buldum. Yani ben polinomda direkt P5 değerini elde etmeye çalışacağım. Direkt
sorulan bize x artı 1'in x ile bölümünden x gördüğüm yere o zaman 0 yazıyorum. Şurada yazdım. Q 0 artı 1'den esasen bizden kim isteniyor? Q 1 değeri isteniyor. P5'i bulduğumuz anda zaten değer yüksek ihtimalle Q1'e oturacaktır. Hemen beraber bakalım. Şimdi devam ediyorum ifade olarak. Şurada ifadeyi 5'e eşitliyorum. 2x eksi 1'i ne yaptım? Çünkü P5'i elde etmeye çalışıyorum. 5 elde ettim. 2x değer olarak 6 ise x gördüğüm yere 3'ü yazarsam sanki bizim iş olacak. 3'ü yazdığımızda P5 ile Q1 değer olarak oturacaktır. Bakalım yazalım. P diyorum 2 çarpı 3 eksi 1 eşittir. X gördüğüm yere 3'ü yazdım. 2 çarpı 3 eksi 1. X gördüğüm yere 3'ü yazdım. Q 3 eksi 2. X gördüğüm yere 3'ü yazdım. 2 çarpı 3 artı 1 geldim. 6 eksi 1'den P5 bizden istenen ifade veya verilen ifade burada belli zaten 6. 2 kere 3 6 eksi 1'den 5 tane Q1. Bakın bizden istenen zaten Q1. Artı 6 artı ne geldi? 1'den 7 geldi. Ben P5'in kaç olduğunu biliyorum. 6 olduğunu biliyorum. Değeri yerine yazdım. 6 eşittir. 5 tane Q1 artı ne geldi? 7. 7'yi sol tarafa aldım. 6 eksi 7'den eksi 1. 5 tane kime eşit oldu? Q1'e. Her tarafı 5'e bölerseniz Q1 değer olarak eksi 1 bölü 5 olarak ne yapacak? A şıkkında cevap karşımıza çıkacak diyorum 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Bir px polinomunun x küp eksi x ile bölümünden kalan 3x artı 2 olduğuna göre px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş. X eksi 1'i önce ne yapalım? 0'a eşitleyelim. X gördüğümüz yere 1'i yazdığımızda direkt bizden sorulan nedir? P1 değeridir. Px polinomunu oluşturalım. Direkt px polinomumuz neymiş? X küp eksi x ile bölümünden bir bx bölümü elde edilsin. Direkt ve x küp eksi x ile çarptığımızda üzerine kalanı eklersek biz neyi elde ederiz? Px polinomunun kendisini elde ederiz. Bizden istenen ne? P1. Her tarafta x gördüğün yere neyi yazıyor? 1'i yazıyor. Yazdım gitti. P1, B1 çarpı, burada 1'in kübü 1 eksi 1'den 0 artı 3 çarpı 1 artı ne geldi? 2. Şurası değer olarak nereye gitti? 0'a gitti. Buradan P1 değerimiz direkt 3 artı 2'den ne olarak? 5 olarak ne yapacak? E şıkkında karşımıza çıkacak diyoruz. 12. sorumuza geldik. Px polinomu x kare artı x ile bölümünden kalan yine nedir diyor? 4x artı 1'dir. Px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan. Önce ne istiyor onu bir bulalım. X eksi 1'i ne yaptım? 0'a eşitledim. X'im ne geldi? 1. 1'i yerine yazdım. P 1 artı 1'den kimi istiyor bizden? P2'yi istiyor. O zaman önce Px'i bir oluşturalım beraber. Hemen ne diyorum? Px diyorum. X kare artı x eksi 6 ile bölümünden diyor. Bir Bx bölümü elde edilsin. Ve x kare eksi artı x eksi 6 ile bölünsün. Ve arkasından 4x artı 1 kalanını versin. P2 istediği için x gördüğüm yere neyi yazdım? 2'yi yazdım. Eşittir B2 dedim. Çarpı 2'nin karesi artı 2 eksi 6 gelsin. Artı 4 çarpı 2 artı 1 olarak yazdım. Bakın şurası 6 eksi 6'dan 0. 0 ile B2'yi çarparsanız değer ne olur? 0 olur. O zaman P2 0 artı 4 kere 2 8 artı 1'den 9. Yani P2 değerim kime eşit oldu? 9'a eşit oldu. Bizden istenen değeri zaten P2 idi. P2'yi 9 olarak ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Bir sonraki test 4'ün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikle kalın.